Matematik kanalından selamlar. Bugün ilk dersimizle başlıyoruz. Eğer bir önceki videoyu izlemediyseniz mutlaka o videoyu da izleyip kendinize bir ilerleme planı çizin, tamam mı? Yani orada bizim nasıl bir yol haritası takip edeceğimizi anlattık. O yüzden ilk videoyu izlemek önemli. Şimdi bu videomuzda hem sayı nedir bunu öğrenmeye çalışacağız. Hem de 4 işlemde gelebildiğimiz yere kadar gelmeye çalışacağız, tamam mı? Öncelikle sayı nedir? İnsanlar sayıyı nasıl keşfetmiş? Sayıyı neden kullanıyoruz? Aslında matematik dediğimiz ders bir dildir. Yani sadece hesaplamalardan ibaret olan bir ders değildir. Aynı zamanda İngilizce, Almanca gibi bir dildir. Ve biz bu dili bilim yaparken kullanıyoruz. Yani bilimin dili de matematiktir, tamam mı? Mesela insanlar bu dili nasıl keşfetmişler? Mesela gidiyorlar, alışveriş yapıyorlar, tamam mı? Bir tane büyük lahana alıyorlar. Bunun karşılığında 3 yumurta veriyorlar. Buradaki 3 yumurta derken ki 3 ifadesi bizim için sayı olarak bir dilin kelimesidir. Aslında 3, 3 tane tekil nesneyi ifade eder bizim. Bunun gibi mesela. Bunu biz isimlendirmişiz. Yani insanlar bunu tanımlamış aslında. Normalde doğada 3 diye bir şey yok. Çünkü 3 sayısını kafanızda canlandırdığınızda hali hazırda bir anlamı yok. Yani 3 tane inek de 3 sayısını ifade ediyor. 3 tane kalem de 3 sayısını ifade ediyor. Halbuki yani bu kalem ineğin kaçta kaçı, yani çok küçük bir parçası küçüklük olarak. O yüzden 3'ü biz tanımlıyoruz. Tanım ne işte? Böyle tekil nesnelerin yan yana 3 tane gelmesiyle oluşuyor. Aslında kendi içinde tanımlanıyor bir yandan da. O yüzden sayı biraz karmaşık. Matematikte de bazı ön kabuller var. İşte bu sayı da bunlardan birisi aslında. Böyle de diyebiliriz. Şimdi burada sayıları tanıyarak başlayalım. Sayılar hangileridir? Aslında biz sayıları üretebilmek için yine hani bir dil dedim ya, bu kelimeleri yazabilmek için bir de alfabe kullanıyoruz. Kullanmış olduğumuz bu alfabenin harflerine, alfabe diyelim. Bu alfabenin harflerine rakam diyorum. Tamam mı? Rakam. Peki bizim rakamlarımız nelerdir? Mesela bunlar sorularda karşınıza çıkacak. İşte mesela size bir x değişkeni atayacak. Diyecek ki x bir rakam olmak üzere. Size bir rakam söylendiğinde kullanabileceğiniz 10 tane harf vardır. Bunlar şunlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olmak üzere sadece bu rakamları kullanabiliyoruz. Matematikte bizim için rakamlar bunları ifade ediyor. Tamam mı? Peki bunların karşılığı nedir? 0. 0 demek şu an sayı olarak, hani rakam olarak bahsettiğimizde hiçlik. Tamam mı? İlk adımda bunun bir hiçlikten bahsettiğini göreceğiz. Mesela 0 kalemim var dediğimde hiç kalemim olmadığını anlatmış oluyorum, tamam mı? Sıfır aslında ilk aşamada diyorum. Çünkü aslında sonrasında bir sıfırı tanımlayacağız. Belli bir başlangıç noktası olarak alacağız birazdan. Şu an bizim için hiçliği ifade ediyor. Peki bir dediğim ifade nedir? Örneğin bir kalem gibi. Tek bir nesnenin bulunması anlamına gelir. Ve ben bunu şu şekilde tanımlıyorum. Artı sayı pulu. Artı bir. Yani bir tane kalem, bir yumurta, bir elma tek başına bulunan o nesneye ben bir diyorum. Ve bunu bir sayı puluyla gösteriyorum. Bir tane sayı pulu verdim, bir oldu. İki de mesela bu sayı pulunun yanına bir tane daha sayı pulu koymamla meydana geliyor. Buna da iki diyorum. Dediğim gibi miktarları ve isimleri biz tanımlamışız. O yüzden bunları ezberliyorsunuz. İkinin ne olduğunu, üçün ne olduğunu ezberliyorsunuz. Zaten rakamların sayısı az olduğu için bunları ezberledikten sonra diğer sayıları yazmak daha kolay oluyor. Buna bir tane daha artı sayı pulu eklediğimde 3 sayısına ulaşıyorum. Tamam mı? 3 sayısına ulaştık mesela. Bir sayı pulu daha ekliyorum. Bakın sayı pullarının sayısı arttıkça rakamım değişiyor. Yeni bir isim alıyor. 4 ismini alıyor. Mesela 1, 2 demiştik. Üçüncüsüne 3 dedik. 4 dedik. 5 diyerek devam ediyoruz. Her bir sayı pulu eklediğimde bir isim daha değiştiriyor. Ve bir sayı daha yükseliyor. Birim birim ilerliyor aslında. Bunların arasındaki uzaklık mesafesine de eşit olarak bakıyorum. Neden bunu tanımlanmış olarak bakıyoruz? Dediğim gibi çünkü kişiden kişiye, nesneden nesneye değişiyor. Mesela şöyle sıfır başlangıçta bir sayı doğrusu alalım. Burası bizim yürüdüğümüz bir düzlem olarak hayal edin. Yolda yürüyorsunuz. Bakın şurası sokak. Burada sokak direği var. İşte sokağın adı falan yazıyor. Siz de şuradasınız. Siz sıfır noktasındasınız. Burada bir kişi çizelim. Çöp adım. Hatta şöyle kız olsun. 60 olduğu adım sayısını biz bir birim olarak kabul edersek. Bakın kimin adımı bu kadardır, kocamandır, upuzun. Kimin adımı bu kadardır falan fark etmiyor. Adım sayısına bakıyorum, uzunluğuna değil, tamam mı? Bir adım attı bir noktasına geldi. Bir adım daha attı iki noktasına geldi. Bir adım daha attı üç noktasına geldi, tamam mı? Bu şekilde de düşündüğümüzde bakın şuradaki şu ifadeleri, bu sayı pullarını buradaki sayı doğrusunu da gösterebiliriz. Yani bir adım için bir tane sayı pulu, iki adım için iki sayı pulu, üç adım için üç sayı pulu, dört adım için dört sayı pulu şeklinde ilerliyorum, tamam mı? Bu şekilde sayıları tanımlayabiliriz. Dediğim gibi biz tanımladığımız için bunları belli başlı sayılar üzerinden gösteriyoruz. Şimdi burada sayı dediğimiz ifadeler bunlardı. Nerede kullandığımızı da söyledim. Mesela işte adam koyun besliyor. Salıyor böyle çayıra. Kaç tane koyunu var? Bilmiyor. Bunu tanımlayabilmesi için belli bir isimlendirme yapması lazım. Tamam mı? Benim güzel koyunum var. Benim beyaz koyunum var dediği gibi benim 4 koyunum var. 5 koyunum var şeklinde bir isimlendirme yapması lazım. Etiketlemesi lazım ki geri dönüşte kontrol edebilsin. Mesela akşam eve kırmızı bir koyun geldi. Bu benim koyunum değil diyebiliyor ya. Aynı şekilde 3 koyun geldiğinde lan benim normalde daha fazla koyunum vardı. Daha çoktu bunların miktarı diyebilmesi için etiketliyor. Aynı kırmızı der gibi 4 diyor. Tamam mı? Bu sayede bulmuşlar. İşte hayvanları sayalım, sebzeleri sayalım, şunu ölçelim falan derken takas yaparken sayıları bulmuşlar. Şimdi bunlar pozitif ve doğal sayılar. Pozitif doğal sayılar aynı zamanda. Zaten doğal sayılar demiş olduğumuz ifadeler sadece pozitif ifadelerden oluşuyor. O yüzden artı sayı pulu koydum. Şimdi doğal sayılar diye o zaman isimlendirdiğimiz sayıları şöyle yazalım. Doğal sayılar. Ne demek doğal sayılar? Günlük hayatta doğada kullandığımız sayılar. Buradan aklınızda kalabilir. Doğal ismi aynen isimlendirdiğimiz gibi günlük hayatta doğalda, doğada, doğalda kullandığımız sayılar. Bunlar nelerdir? Mesela yumurta örneğinden başlayalım. Hiç yumurtam yoksa sıfır yumurtam vardır. Bir yumurtam varsa bir. Yanına bir yumurta daha ekledim iki yumurtam vardır şeklinde. Bu şekilde günlük hayatta kullanabildiğim sayılar. 3, 4, 5 koyun, salatalık, hıyar ne dersen, tamam mı? Bunlar doğal sayılardır. Ne doğal sayı değildir mesela? İşte 3 bölü 2 yumurtam var. Bu doğal bir sayı değil. Günlük hayat okuma yazmayı bilmeyen birisi ya da ilkel zamandaki insanların anlayamayacağı bir sayı dili. Anladınız mı? Herkesin evrensel olarak anlayabileceği ifadelere biz doğal sayılar diyoruz. O zaman 0 da bir doğal sayı mıymış?
Evet, buraya yazdık. Sıfırın doğal sayı olduğunu şuradan da hatırlayabiliriz. Bakın, şurada bir ablamız var. Sıfır makyaj. Hiç makyaj yapmamış. Nasıl birisi? Doğal birisi. Tamam mı? Bak kafası aynı sıfır gibi. Sıfır doğal. Sıfır makyaj. Tamam mı? Sıfır makyaj. Doğal birisi şeklinde hatırlayabiliriz. Sıfırın doğal sayı olduğunu. Çünkü çok karıştırılıyor bu ifade. Sıfır doğal mesela A doğal sayılar kümesinin elemanıdır diyor. Ya sıfır doğal mıydı, değil miydi? Bunu sürekli düşünüyorsunuz. Buradan dediğim gibi sıfır makyajdan aklınızda kalabilir. Doğaldır. Tam sayılarda yine şuradaki gibi buçuklu olarak ifade etmediğimiz sayılardır. Bunları rasyonel sayılara geçtiğimizde biraz daha rahat tanımlayabileceğiz. Tamam mı? Ama şu an göstermiş olacağım ifadeler şu şekilde olacak. Eşit birimler şeklinde ilerlediğimizde sadece rakamlar olarak ilerlediğimizde kullanmış olduğumuz sayılar. Mesela rakamlarla yazarak kullandığımız sayılar. Tam sayılara şöyle örnek verdim. Mesela 3, 4, 5 gibi sayılar tam sayılar. Bunlara neden tam sayı diyorum? Bakın yanında buçuklu bir şey yok. Örneğin bir kalem. Bir kalem daha koydum, iki kalem. Şimdi bunun arasındaki kalem miktarları benim için tam sayı ifade etmez. Mesela bir tane bu kalemden var, bir tane de yarısı kadar bir kalem var. Sayım yok. Eğer eşit sayılardan bahsediyorsam, eşit birimlerden bahsediyorsam kaç kalem diye sorulduğunda bir büyük bir küçük kalemim var diyebilirim ama iki kalemim var diyemiyorum eğer eşit sayılardan bahsediyorsam. Ya da işte iki tane yumurtanız var ama birisi kırık, ortadan yarısı yok. Kaç yumurtan var? Bir buçuk. Hani Türkçe'de buçuk terimini kullanıyoruz ama sayı olarak terimsel bir anlamı tam sayılar içerisinde yok. Tam sayı olarak ifade edemiyorum ama onu da mesela rasyonel sayı olarak ifade ediyorum, tamam mı? Bu tam sayılar dediğimizde aklımıza bir detay daha gelmesi gerekiyor. O yüzden burada bahsediyorum tam sayılar isminden. Şu şekilde dediğim gibi bunu rasyonel sayılarda ve kesirlerde biraz daha mantığına oturtacak şekilde göreceğiz tam sayılar kısmını. Şu şekilde başladığımızda sıfırı bir başlangıç noktası kabul ediyorum. Sıfır nedir benim için biliyor musun? Başlangıçta durduğum yer. Mesela şu an odamda duruyorum. Benim için sıfır noktası burası. Tamam mı? Buna o yüzden ben bağıl sıfır diyorum. Bağıl sıfır. Yani kişiye göre değişen, insanın belirlemiş olduğu sıfır. Mesela şu an ben bulunduğum evin, bulunduğum katını sıfırıncı kat kabul edersem benim bir üst katım birinci kattır. Tamam mı? Ama apartmanın girişini sıfır kabul edersem işte bir üstüm dokuzuncu, onuncu kat mesela böyle hesaplayabilirsin. Tamam mı? Bulunduğun yer, senin istediğin yer aslında sıfırdır, başlangıç noktası. Bir yarış düşün. Tamam mı? Şurada okun ucunda bitiş çizgisi var. Bak sıfırdan bu bitiş çizgisine kadar bir ok çizdim. Şu an sıfır yarışın başladığı yerdir. Bu yarışın başladığı yerden bitiş çizgisine kadar olan mesafeyi hesaplıyorum ya. Bunu hesaplayabilmek için bana başlangıç noktası lazım. İşte tam o noktaya sıfır noktası diyorum. Mesela şu an cebinde kaç para var dediğimde sıfır lira diyorsun ya. O sıfır şu doğal sayılardaki mutlak sıfır. Mutlak sıfır anlamına geliyor. Bu ne demek? Bir hiçlik. Evinizde kaç yumurta var? Sıfır yumurta var. Hiçlik. Yani bunun aşağısı yok. Boyun kaç santim? 155 santim. Aşağısı yok. Sıfır santim dediğinde onun aşağısı yok. Tamam mı? Aşağısı olabilen şey nedir peki? Yine normalde onların da aşağısı yok ama biz bunları doğru bir şekilde tanımlayabilmek için, anlaşabilmek için sıfır belirlemişiz. Mesela şurası bulunmuş olduğumuz düzlem olsun. Ben dışarıdayım. Şurası benim evim. Tamam mı? Şurası evim. Pencereleri, kapısı. Ben de şurada duruyorum. Su çıkarmak istiyorum evime. Toprağı şöyle kazdım. Yere doğru, aşağıya doğru. Tamam mı? Şimdi şu çukurun dibinin yüksekliğini hesaplamak için normalde şunu yapabilirim. Çukurun dibini 0 metre kabul edersem derim ki işte bu çukurun derinliği 5 metre. Tamam mı? Bu çukurun derinliği 5 metre. Diyebilir miyim? Evet. Aynı şekilde şunu da diyebilirim. Benim bulunduğum yer 0. Ben 0 metredeyim şu an. Yani düzlemin başladığı yerdeyim. Ben zemindeyim. Ve 5 metre aşağı kazdım. Yani bu çukurun tabanının bulunduğu yer eksi 5 noktasında. Eksi 5 metre şeklinde. Tamam mı? Normalde şunu diyemiyorum. Benim boyum eksi 5 metre uzunluğunda. Çünkü uzunluk gibi, ağırlık gibi şeylerde negatifliği kullanamıyorum. Ama bulunduğu noktayı eğer temsil etmek istiyorsan burada negatifleri kullanabiliyorum. Peki bunlar bizim nerede işimize yarıyor biliyor musunuz? Negatif sayılar. Mesela borç verdiğimizde işimize yarıyor. İşte yerin altına doğru kazdığımızda, bir yerden uzaklaştığımızda işimize yarıyor. Örneğin şurada sıfır noktasında duruyordum. Burada sıfır noktasından geriye doğru koşarsam ben aslında negatif yöne doğru koşmuş oluyorum. Neden? Bitiş çizgisine olan uzaklığımı arttırıyorum. Yani daha da geriye gidiyorum. Normalde sıfır noktasında dursam mesela 10 metre koşacağım, yarışı bitireceğim. Ama geriye doğru koştuğumda yarışı bitirmek için artık mesela 3 metre geriye koştuysam yarışı bitirmek için artık 13 metre koşmam lazım. Gitmem gereken mesafeyi arttırıyorum. O yüzden ters yöne koştuğumda buna ben negatif yön anlamına gelen eksi işaretini veriyorum. Bunu da nasıl gösteriyoruz? Bakın şöyle kırmızıyla göstereyim. Eksi gösterdim. Bu ne anlama geliyor mesela? Trafik ışıklarında hatırlıyor musunuz? Trafik tabelalarında bu girilmez anlamına geliyor. Yani bir kişi şu sıfır noktasında dururken ters yöne koşarsa, bitiş çizgisi şurada olduğu halde bakın, şurada olduğu halde ters yöne doğru koşarsa yanlış yöne koşuyordur. Girilmemesi gereken yola doğru koşuyordur. O yüzden bir sayı doğrusunu aldığımızda sol tarafına negatif yön diyorum, tamam mı? Eksi yön bu tarafa doğru, o yüzden eksi yön dedim. O şekilde çizdim. Artı ve eksi yönü karıştırmayalım. Şeyin yarışın biteceği yöne doğru koştuğumda ise artı yöne doğru koşmuş olurum. Pozitif yön. Olumlu anlama geliyor. Hani artı, olumlu, doğru yöne koşuyorum, tamam mı? O yüzden artı gördüğümde sağ, eksi gördüğümde sol tarafa doğru gidiyorum. Dediğim gibi borçta kullanabiliriz. Mesela cebinizde hiç para yok, tamam mı? 0 TL'niz var ve arkadaşınızdan borç aldınız. Artı 5 TL. Artık sizin cebinizde eksi 5 lira var. Kağıt olarak 5 lira var. Evet ama o parayı başkasına vermeniz lazım. Yani birisine borçlusunuz. Kapatmanız gereken bir boşluk oluştu. Tamam mı? Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Bakın. Artı bir tepecik. Şurası zemin. Bir tane çukur. Şimdi bu tepeciğin içindeki toprağı sildim yanlışlıkla. Şu tepeciğin içindeki toprağı kazıp şuradaki çukura doldurursam burası kapanıyor. İkisi eşit. Tamam mı? O yüzden mesela şuradaki yeri normalde zemin kapalıyken kazıp dışarıya bu şekilde toprak gibi çıkardığımda şurada mesela eksi bir birim
çukur oluşsun. Örnek veriyorum. O zaman yukarıdaki şurası da artı bir birimdir. Bu artı biri götürürüm, eksi bir çukurun içine doldururum o toprağı, kapanır. Düzleşir, tamam mı? Ne olur burası? Sıfır noktasına ulaşır. Tekrar düzlem olur. Tekrar bulunduğumuz o sıfır noktası olur. Sıfırı, eksi biri, artı biri aslında bu şekilde tanımlıyoruz bir yönden. Yani bunlar hani ufak ufak örnek vererek başlayacağımız kısımlar. Sıfır, bir ve eksi bir için. Daha sonra mesela çukur kazmak gibi dedik. Dağın tepesi. Mesela dağın tepesi eğer sıfır noktasında bulunduğumuzu varsayarsak bu dağa tırmanan birisi ne yapıyor? İşte artı 3000 rakama falan çıkıyor. Ama eğer mesela bir kuyunun içine doğru, bir çukurun içine doğru iniyor olsaydı mesela eksi 1000 metre diyelim, tamam mı? Burada rakım mesela coğrafyada kullanıyoruz ya, rakım ne demek? Mesela şurası deniz seviyesi. Burası deniz seviyesi. Yanında, pardon, şurada yeni bir sayfaya geçelim. Şurası şöyle deniz seviyesi. Denizin bulunmuş olduğu. Biz buraya sıfır noktası diyoruz. Sıfır noktası diyoruz. Denizin kenarında bir dağ oluştuğunda bakın burası deniz seviyesinden yüksek. O yüzden burası artı rakım. Mesela artı 2000 rakımda dağlara çıkıyoruz diyoruz. Bir de deniz seviyesinin altında olan yerler var, böyle platolar falan. Burası da eksi 200 rakım mesela, tamam mı? Deniz seviyesinin altında olduğu için mesela burada basınçlar değişiyor falan. Şu eksi ifadesi ne demek? Sıfırın altında demek. Mesela deniz seviyesini sıfır diye kim belirlemiş? Biz belirlemişiz. İnsanlar demiş ki arkadaş deniz seviyesini sıfır diyelim ki ben artı 2000 rakım dediğimde herkes aynı şeyi anlasın. Ülkedeki, dünyadaki herkes artı 2000 dediğinde ha demek ki deniz seviyesinin üstünde 2000 metre diye anlayabilsin. Ortak bir dil oluşturmak için belli başlı başlangıç yerleri belirliyoruz. Mesela bir yarışta da o yüzden anlattığım gibi bir sıfır başlangıç noktası belirliyorum ki bütün yarışçılar şunu diyebilsin. Ya ben yarışa nereden başlayacağım? Sıfır başlangıç noktasından başlayacağım diyebilsin ve oradan koşsunlar. Tamam mı? Bunu oluşturmak için bir tane başlangıç noktası belirledim. Şimdi artı ve eksiği anlatmak için neden bu kadar vakit ayırdık? Çünkü gerçekten pozitif ve negatif sayıların anlaşılması bizim için çok değerli, çok önemli. Bu sayılar anlaşıldığında ne olacak? Bütün aslında konulardaki çarpma, bölme, toplama, çıkarmadaki negatif ve pozitif işlemler çok rahat yapılıyor. Çünkü bunlar aşırı derecede karıştırılan ifadeler. Ezberleniyor ama unutuluyor, birbirine karıştırılıyor. Yok büyük olanın işaretini alacaktı, yok işte ters işareti olacaktı falan karıştırılıyor. Artı yönün sağ tarafa doğru, eksi yönün sol tarafa doğru olduğunu söyledik. Biz sayıları göstermek için sadece sayı doğrusunu değil, sayı pullarını da kullanıyoruz. Yukarıda göstermiştim sayı pulunu. Artı sayı pulu ve eksi sayı pulu olmak üzere iki tane sayı pulu türüm var. Bunların bir araya gelmesiyle de bir tane nötr sayı pulu dediğim ifade oluşuyor. Şimdi ne yapıyordum? Bir tane kalem, bir tane elma vesaire aldığımda onu bir tane sayı puluyla gösteriyordum. Bir tane bir kişiden 1 lira borç aldığımda ya da işte yere bir kazık attığımda, yerden bir şey kazdığımda onu da eksi 1 ile gösteriyordum. Geriye bir adım attığımda falan bunu eksi 1 ile gösteriyordum. Doğru mu? Bunların ikisi bir araya geldiğinde peki bize sıfırı gösteriyor değil mi? Sıfır. Buna da nötr pul diyorum. Nötr pul. Yani 1 eksi 1 artı pulun bir araya gelmesiyle nötr pul oluşuyor. Nasıl demiştik? Şurada bir tane, hatta önce çukuru çizeyim. Şurada bir tane çukur kazdım. Eksi 1 kilogram toprak kazdım. Yan tarafa 1 kilogram toprak yığdım. Şimdi bu 1 kilogram toprağı tekrar buradan alıp da buranın içerisine doldurursam ne olacak? Sıfır noktasına tekrar alacağım. Hiçbir şey değişmeyecek. Tekrar başladığım noktaya döneceğim. Anladık mı? O yüzden bir tane şuradaki yığdığım toprağı artı pul dersem, kazdığım toprağı eksi pul dersem ikisi bir araya geldiğinde sıfırı oluşturur. Okey mi? Anlaştık mı? Adım olarak da dediğim gibi şurada sayı doğrumuz duruyor ama orayı biraz çok karıştırdık. Şöyle adım olarak da artı bir sayı pulu eklediğimde bir numaralı noktaya geliyorum. Bir sayı pulu daha ekledim. Şöyle ekleyelim. Bir sayı pulu daha ekledim 2. Bir sayı pulu daha ekledim 3 noktasına geldim. Bir sayı pulu daha ekledim 4 noktasına geldim. Tamam mı? Eğer eksi sayı pulu eklersem de şöyle olacak. 0 bizim başlangıç noktamız ya. Eksi bir sayı pulu eklersem eksi 1'e gelirim. Bir sayı pulu daha eklersem yine eksi 2'ye gelirim. Bir tane daha eksi sayı pulum olursa eksi 3'e gelirim. Bu şekilde. Yani burada da eksileri aslında toplaya toplaya gidiyoruz. Bakın toplaya toplaya dedim ya. Bu işlem bize toplama çıkarma işlemi olarak yansıyacak. Toplama çıkarma işlemi. 4 işlemden ilk ikisi toplama ve çıkarma işlemidir. Sonrakiler de çarpma ve bölme işlemidir. Ama şu an için sayının tanımlamasını yaptık. Sayı nedir? Bundan başladık. Videomuz 20 dakikaya ulaşmış. O yüzden videoyu burada kapatalım. Bir sonraki videoda inşallah 4 işlemin 4'ünü de görerek ilerlemeye çalışalım. Şimdilik kendinize dikkat edin. Buradaki kısımları güzel bir şekilde tekrar edin. Aklınızda canlandırın. Toprağı kazdığınızı. Toprağı kazdığınızda oraya bir toprak doldurmanız gerektiği için eksiye düştüğünüzü unutmayın. Birisi size borç verdiğinde sizin o borcu geri ödemeniz gerektiği için delikanlı bir insan olarak ne olacak? Orada eksiye düştüğünüzü unutmayın. Hani hep derler ya abi ya şu aralar eksideyim. Bütün banka hesaplarım ekside. Ne anlama geliyor? Yani borçluyum ben. İşte 100 lira kredi çekmişim mesela. 100 lira tabii kredi değil de olsun. Kredi çekmişim. O 100 lirayı geri ödemem lazım. O yüzden benim şu an mesela ayda 300 lira kazanıyorsam, kazancım benim şu an 300 değil. O 100 lirayı ödemem gerektiği için cebime 200 lira kalacak. Bunu düşüneceğim. Bunlara biz aslında 4 işlem diyoruz. O yüzden ne dedik? Eksi pul, verdiğiniz bir borç gibi düşünebilirsiniz eksi pulu. Ya da işte bir yeri kazmak gibi düşünebilirsiniz. Deniz seviyesinin altı gibi düşünebilirsiniz. Bir koşu yarışında koşmaya başladığınız yerden geriye doğru gitmek olarak düşünebilirsiniz. Şurada koşmaya başladım. Bitiş çizgisi şuradayken geriye koşuyorum. Ne yapıyorum? Eksi yöne koşuyorum. Uzaklaşıyorum. Gideceğim mesafeyi arttırıyorum. Tamam mı? 4 işlemde bunlardan bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Cuma matematik kaçar.